Ataylı, ay yıldızlı bayrağına, cumhuriyetine, atasına sahip çıkıyor bugün. Ve bu meydan bugün tek yürek, birlik içerisinde haykırıyor. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Hatay'daydı. İşaret parmağını göstererek neler istiyor? Bilmiyor ki işaret parmağıyla bizi gösterirken diğer üç parmağı kendini gösteriyor, farkındadır. Evet diyenler bu memleketin evladıdır. Hayır diyenler de bu memleketin evladıdır. Ama hayır diyenlere terörist diyen terbiyesizdir. 16 Nisan Anayasa Değişiklik Referandumu ile ilgili konuştu İnce. Antakya'da referandumda neden hayır denilmesi gerektiğini anlattı kalabalığa. Diyelim ki bu millet evet dedi. Evet dediğini düşünelim bir an için. Değişiklikler 2019'da yürürlüğe girecek. Ancak bir madde var ki hemen yürürlüğe girecek. O ne biliyor musunuz? Partili Cumhurbaşkanı. Yani Türkiye'nin dış politika derdi yok. Türkiye'nin ekonomi derdi yok. Türkiye'nin terör derdi yok. Türkiye'nin en büyük derdi Cumhurbaşkanı'nın partiye üye olması. İşi gücü bıraktık. 80 milyon. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bir partiye üye olması için sandık başına gidiyor. Türkiye'nin derdi bu. Meğer buymuş yani derdimiz. Coşkulu kalabalığa seslenen İnce'nin hedefinde AK Parti vardı. Sen önce çocuklarımızı koru. 18-19 yaşında çocuklarımızı sokaklarda döverek öldürdüler. Onu söylüyorum zaten. Zaten onu söylüyorum. Onları korumayacaksın. Sonra 18 yaşında milletvekili yapacağım diyeceksin. Kırıkhan'daki çiftçi Ali amcanın çocuğu milletvekili olacağını mı sanıyor? Kimler olacak? Zenginlerin çocukları olacak. 18 yaşında zenginlerin çocukları milletvekili olup askerlikten muaf olup 20 milyar maaş alacak. Fakirin çocuğu 20 yaşında Erbap'ta şehit olacak. Hayır diyorum kardeşim, hayır. Miting alanında parti bayrağı yoktu. Alana güvenlik kontrolünden girenlere Türk bayrağı dağıtıldı. Şimdi size kararname anlatıyorum. Cumhurbaşkanı sabah kalktı. Eline bir boş kağıt aldı. Yazdı. Kararname 1. 3,5 milyon Suriyeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmıştır. Nokta. Gönderdi resmi gazeteye. Yayınlandı gitti. Bu kadar. İtiraz ederim. Nereye dersin? Anayasa Mahkemesi'ne. Olur. Olağanüstü hal ilan ederse edemezsin itiraz. Gitti mi? Gitti. Kararname 2. Emeklilerin maaşından %15 kesinti yapılmıştır. Gitti. Esnafa %10 ekstra vergi konmuştur. Gitti. Eşim hanımefendi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılmıştır. Gönder gitti. Hangi ülkede böyle oldu? Kararname böyle bir şey. Al eline kağıdı. Yaz gitsin. Padişah fermanı gibi. İşte ben böyle bir kararnameye hayır diyorum kardeşim. Hayır. Hayır diyorum ben. Anayasada değiştirilecek maddeler üzerinden konuşan İnce, Kemal Sunal ve Şener Şen'in filmleri üzerinden sürdürdü eleştirilerini. Egemen güçler burada, emperyalistler. Onlar güçlü bir meclis mi ister, tek kişi mi ister? Tek kişi ister. Neden? Neden? Çünkü tek kişinin gırtlağını sıktın mı 80 milyonu teslim almış olur. Hani Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Şöhretli oluyor da reklamlara çıkarmak istiyorlar. Hani kesmeyen jilet, köpürmeyen sabun. Diyor ya Allah bu
Nereden bunların reklamına çıktık? Tıpkı Kemal Sunal'ın filmi gibi. Hani bir de Şener Şen'in filmi vardı. Maho Ağa vardı, Maho Ağa. Hani köylüleri dolduruyordu. Sizi Almanya'ya götüreceğim diyordu. Hatırlıyor musun? Sonra da onları İstanbul'a götürüp bırakıyordu. Bu Tayyip Erdoğan da 15 sene önce sizi Avrupa Birliği'ne götüreceğim dedi. Tıpkı Maho Ağa gibi. Sonra Orta Doğu'ya doğru götürüp orada bırakmaya çalışıyordu. İnce'nin Hataylılarla buluşmasına CHP İl Başkanı Mehmet Güzel Mansur, CHP Hatay Milletvekilleri Hilmi Arayıcı, Birol Ertem, Mevlüt Dudu, eski milletvekili Refik Er Yılmaz, Hasan Akgöl, eski bakanlar Nihat Matkap ve Fuat Çay, Antakya İlçe Başkanı Ramiz Parlar, Defne İlçe Başkanı Mehmet Gönenç ve Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir de katıldı. İnce konuşmasının sonunda kalabalığa kırmızı ve beyaz karanfiller dağıttı. Bir çivi, bir nalı kurtarır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.